olsun demek. Cumhuriyet Halk Partisi İskenderun İlçe Başkanı Yusuf Mansuroğlu, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında gündemi birçok başlıkta değerlendirdi. İskenderun özelinde konuşma yapması beklenen İlçe Başkanı Yusuf Mansuroğlu, genel başkan ve genel merkez yetkililerinin yapması gereken dış politika eleştirisini yaparken, İskenderun Belediyesi özelindeki konuların değerlendirmesini İskenderun Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Avukat Gazanfer Dikin yapmasını istedi. Sözlerime başlarken öncelikle bir önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan acil şifalar diliyor ve bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyorum. Bugün de Türk siyasi hayatında önemli bir gün. Siyasi hayatımıza yeni bir parti katıldı. Biliyorsunuz Meral Hanım'ın, Meral Akşener'in kurduğu siyasi hareket. Ben Türkiye için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum, başarılar diliyorum. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, Türkiye'nin bu şartlarında bir merkez sağ oluşumuna ihtiyaç vardı. Bence Meral Hanım bunu yerine getirdi. Ben başarılar diliyorum kendilerine. Şimdi arkadaşlar, değerli yol arkadaşlar. Biz kesinlikle hiçbir şeyi biz söylemiştik mantığıyla hareket etmiyoruz. Ama sizler de biliyorsunuz, bir ateş çemberinin içerisindeyiz. Özellikle bölgemiz Hatay İskenderun'da, bu bölge gerçekten bir ateş çemberinin içerisinde. Yani bu geçmişten özellikle 15 yıldır uygulanan yanlış dış politikalar yüzünden hem ekonomik hem de siyasi anlamda büyük bir zarara uğradık. Yani sizler de biliyorsunuz, geçmişte kardeşim dedikleri Esad'la, Esad döneminde, Esad diye adlandırdıkları dönemde biz o zamanlarda söylemiştik. Demiştik ki bu işler diyalogla çözülür. Bu işler böyle atıp tutmayla olmaz. Çünkü gerçekten bölgemiz çok hassas bir bölge. Yani yanlış siyaset burada her türlü olaya açık, her türlü provokasyona açık. Onun için bu işleri diyalogla çözmeniz gerekiyordu. Keşke o dönem otursalardı, keşke bunları söylemeseydik ama biz çok iyi biliyoruz ki 3 hafta önce Ottoman Otel'de Suriye hükümetinin önemli adamlarıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli birkaç kişisi bir araya geldiler. İyi ki geldiler. Yani biz bunların daha önce olmasını gerekiyorduk. Keşke şartlar bugüne, bu duruma getirmeden olsaydı. Irak'ta uygulanan biliyorsunuz yanı başımıza kadar gelen YPG ve PKK destekli, özellikle ondan öncesi IŞİD politikası, hükümetin bu konudaki uyguladığı yanlış politikaları hepiniz yakından biliyorsunuz. Biz o zamanlardan yanlış olduğunu söylüyorduk, şimdi de söylüyoruz. Ama bizi anlamayan bir kesim vardı. Onlar da her zaman yanıldıklarını, aldatıldıklarını ifade ettiler. Türkiye'ye bu yakışıyor mu, ben sizlere soruyorum. Değerli dostlarım, şimdi yanı başımızda bir Kuzey Irak devleti kuruluyor. Onun için biliyorsunuz bir bağımsızlık referandumu yapıldı. Çok iyi hatırlarsınız, bizim 16 Nisan referandumu öncesi Türkiye'ye getirilen bu zat neyin karşılığında, hangi sözler karşılığında Türkiye'yi iyi dil gezerek ve Kuzey Irak Türk Devleti'nin bayrağını Türk bayrağının yanında göndere çektirerek evet oyu çıkması için, referandumda evet çıkarması için nasıl ili il dolaştı, insanları özellikle belirli bir etnik yapıyı ikna etmek için çabaladı, durdu. Bunlar neyin karşılığındaydı? Şimdi yine soruyoruz. O gün yaptığınız doğruysa bugün yaptığınız doğru mu? Biz bunların her zaman katkısı olacağız. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin en önemli sorunu, gerçekten bunu kabul etmek gerekir, terör. Her gün Türkiye'nin içinden veya dışından özellikle içimizi burkan haberler geliyor. Koç gibi, aslan gibi evlatlarımız tabut içerisinde, bayrağı sarılı tabutlar içerisinde, dün de Mersin'de bir üsteğme, Allah rahmet eylesin, Allah kalanlara sabır versin, Türk milletinin başı sağ olsun diyoruz. Daha dün şehidimiz vardı. Şimdi bu terörün bitmesi için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne mi yaptık? Biz açık çek verdik. Gerçekten bir tek evladımızın kötü haberi gelmesin diye, özellikle bunu söylüyorum, bir tek evladımızın etnik yapısı ne olursa olsun kötü haberi gelmesin diye biz
her türlü açık çek verdik. Hükümete de bu konuda destek olduğumuzu bildirdik. Ama siz de biliyorsunuz, Türkiye'nin içerisinde bir habis vur vardı. Habis, habis. 15 Temmuz gecesini bize yaşatan bir siyasi hareket. Ve maalesef bu siyasi harekete kan veren, devletin en hayati kurumlarını teslim eden bir siyasi anlayış var. Siyasi anlayış var. 15 Temmuz süreci öncesi özellikle bizim milletvekillerimiz, genel başkanlarımız gerek mecliste gerekse yaptıkları tüm açıklamalarda bunun Türkiye için çok önemli bir tehdit. Çok kötü bir hareket, çok yani Türkiye'yi uçuruma götürecek bir hareket olduğunu defalarca ifade ettiler. Ama o zaman biliyorsunuz aynı yumurta ikizleri gibi kendisinde hiçbir haram mal olmadığını, çok değerli bir hoca olduğu konusunda hem şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımız hem o gün o dönemin başbakanı ve hükümet üyeleri tarafından özellikle söyleniyordu. Bizim tüm uyarılarımıza rağmen. Ama maalesef gelinen noktada 249 şehit verdik. Türkiye'de bu habis vurun maalesef bu sayede her tarafı sardığını, gerek emniyet, gerek milli eğitim, gerek ordu her tarafı sardığını maalesef çıplak gözle seyrettik. Ve bundan en fazla Türk milleti zarar gördü. Yani sakın yanlış anlamayın. Bir zamanda bunları söylemiştik. İşte bunların olacağını biliyorduk. Onun için söyledik. Mantığıyla söylemiyorum bunları. Ama maalesef yapılan yanlış politikaların Türkiye'yi ne duruma getirdiğini, uçurumun kenarından döndüğümüzü anlatmaya çalışıyorum. Sizlere izah etmeye çalışıyorum. 16 Nisan referandumunda biliyorsunuz Türkiye'de 2.600.000 mühürsüz oy pusulasının bir anda ortaya çıkmasıyla %51.00 bir oy oranıyla bir şu andaki işte 2019'da yürürlüğe girecek sistemin yürürlüğe girmesiyle ilgili bir referandum yapıldı. Sonucu ne olursa olsun biz milli irade diyoruz. Arkadaşlar da onu diyordu ama şimdi biliyorsunuz halkımızın oylarıyla seçilmiş. Bize göre içinde başka türlü şeyler de vardı ama belediye başkanları milli iradeyle seçilen belediye başkanları kendilerinin bu konuda hazırlığını istediği bir belediye başkanının tabiriyle iradeyi külliye tarafından görevden alınıyor. Ve bunu bir temizlik, bir yenilenme, bir değişim süreci olarak görüyorlar ve bu işle sınırlı olmayacağını ifade ediyorlar. Dün de genel başkanım 2 gün önce açıkladı. Biz Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana, Cumhuriyet'i kuran partiyiz. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ayakta kalan tek siyasi partiyiz. Biz çok mücadelelerden geçtik. Asla kırılmadık, yılmadık, kızmadık, yorulmadık. Biz bu haklı mücadelemize, haklı davamıza sonuna kadar devam edeceğiz. Birbirimize sarılarak, birbirimizin haklarına, söylediklerine saygı duyarak, birbirimizi haklı yönde eleştirerek ama hep bir arada kol kola durarak bu mücadeleye devam edeceğiz. Biz bu şekilde görevden alınmalarla belediye başkanlarının değiştirilmesine karşıyız arkadaşlar. Biz vura vura geleceğiz. İskenderun Belediyesi dahil, Hatay Büyükşehir Belediyesi dahil 2019 yılında iddialı olduğumuz tüm belediyeleri hepinizin ama hepinizin katkısıyla Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını oraya oturtacağız. Bundan hiçbir şüphesi olmaz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de çok tehlikeli gelişmeler var. Şimdi biliyorsunuz bir İslamcı bir yazar arkadaşımız var. İhsan Elalcık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla o gün içeri alınmadı. Bir tane de meczup var, Kadir Mısırlıoğlu diye. Mantar gibi türüyorlar. Keşke bu savaşı Yunan'la kazansaydı diyor. Atatürk'e dürüst atıyor, Cumhuriyet'e dürüst atıyor. İşte ben şunu özellikle ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Türkiye'yi getirmek istedikleri nokta bu.
Ama biz onlara asla müsaade etmeyeceğiz bu mensuplara. Değerli dostlarım, genel anlamdaki konuşmamdan sonra ben yerel anlamda da birkaç şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz İskenderun tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor. En karanlık dönemini yaşıyor. Kaldırımlar sökülüyor, karolar yenileniyor. İşte kanun hükmünde kararname gibi, herhalde siyasi liderinden öğrenmiş buradaki arkadaşımız, parkların adı değiştiriliyor. Meclis üyelerinin ve encümen üyelerinin haberi olmadan emanet usulü veya adrese teslim ihaleler yapılıyor. Biz bu konuda tüm gerekli eleştirilerimizi yapıyoruz. Bundan kimseye başka bir şey çıkartmasın. Özellikle son günlerde biliyorsunuz bir bütçe oylaması vardı. Orada içimizden değerli bir arkadaşımız bu konuda grup toplantımızda da burada aksi yönde oy kullanacağını söyleyerek bunu imza altına aldı. O konuyla ilgili zaten bizim bir hazırlığımız var. Bu konudaki yasa açık. Ben o konudaki hazırlamış olduğum şeyi ben grup başkan vekilimizden rica ediyorum sizlere okuyacak. Ondan sonra ben tekrar devredeceğim. Buyurun Gazafir Bey.